Kötü Arkanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Game of Thrones dizisinin içindeki 5 ilginç tarihi detayla ilgili kısaca bilgi vereceğim. Evet, sizin de bildiğiniz gibi dizi ve uyarlandığı kitap serileri tamamen fantastik eserler. Ki bunda hepimiz hemfikiriz. İçerisinde ejderhalar, akgezenler, zombiler, üç gözlü kargalar var. Fakat kitap ve dizi tahmin edemeyeceğiniz kadar Orta Çağ'dan etkilenmiş. Ve üstelik sadece İngiltere tarihi de değil arkadaşlar. Ve biz de bunlardan 5 tane ilgi çekici olanı sizler için araştırdık ve sizlerin karşısında arkeotarihte. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, benzerlikler serimizin ilk eseri bizler için en dikkat çekici ve benzerlikten de öte olduğunu düşündüğümüz bir olay. İngiltere tarihinde çok önemli bir olay arkadaşlar. Güller Savaşı. Bizce George Martin de kitabını yazarken bu tarihi olaydan oldukça esinlenmiş arkadaşlar. Güller Savaşı'nı çok kısaca anlatmak gerekirse, ki eminim siz de diziden çağrışımını yapacaksınız. Arkadaşlar, iki tane hanedanımız var ve bunlar güneydeki Londra'daki krallık için yarışıyorlar. Bu hanedanlarımızdan bir tanesi güneyli Lancaster'lar, diğeri ise ne tesadüf ki kuzeyli York'lar. Biraz isimler de benziyor tabi. Bir de savaşın sonunda Lancaster'lar, yani güneyli hanedan tahta istediği adamı geçirince benzerlik daha da dikkat boyutu çıkıyor. Kuzey Westeros'taki gibi bir duvarın var olması arkadaşlar gerçek hayatta biraz imkansız gibi gözükse de ama var. Hatta birebir var arkadaşlar. Romalılar İngiltere'yi işgal ettiklerinde güney kısmını sorunsuzca aşıp şu anki İngiltere olan yerleri rahatça geçebiliyorlar. Takıldıkları yer ise İskoçya oluyor. Roma lisanında resmen barbar ve vahşi olarak gözüken Keltik gruplar imparatorluğa zorluk çıkartıyorlar ve adını o dönemin imparatorlarından olan, üstündeki garnizonlarda askerlerin gece gündüz nöbet beklediği, ötesinde olan pagan, yani vahşilerin yaptıklarıyla ilgili efsanelerin gırla gezdiği Hadrian Duvarı inşa ediliyor arkadaşlar. İngiltere'nin en doğusundan en batısına kadar. Burada da benzerlik oldukça açık. Arkadaşlar, hala Robert Baratheon'un Bir Kral Yedi Krallık bağırışı kulaklarımızda değil mi? Sizlerin de bildiği gibi Westeros'ta tek bir taht ve ona hizmet eden birleşmiş 7 tane krallık var. Ki bunları kısaca saymak gerekirse Kuzey, Demir Adalar, Vadi, Fırtına Toprakları, Menzil, Dorne ve Batı Toprakları. George Martin'in bunlara ilham aldığı nokta ise arkadaşlar 6. ve 9. yüzyıllar arasında Britanya'da Heptarşı adı verilen dönem. Bu dönemde Britanya adasında sıklıkla bilinen adıyla 7 krallık var. Doğu, Anglia, Essex, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex, Wessex. Bunların arasında net bir bağlantı kurmak çok mümkün değil ama şu şekilde biraz coğrafi olarak aklınızda konumlandırabilirsiniz. Northumbria, Kuzey, Vadi, Doğu, Anglia, Wessex, Batı toprakları birbirleri arasında bağ kuvvetli olan yerler. George Martin'in Westeros'u ağırlıklı olarak üzerine tasarladığı gerçek dünya lokasyonu İngiltere ve bununla bağlı olarak pek çok komşu ve uzak diyarda İngiltere ekseninde anlamlanıyor. Örneğin İngiltere'yi işgal eden ve sonra hüküm sürmüş olan Romalılar, Targaryen hanedanlığının kökenlerinin dayandığı Valyria ile özdeşleşiyor. Onların dilinin direkt bir varisini konuşan özgür şehirler ise birebir Orta Çağ İtalyan şehir devletlerinden alınmalılar. Özellikle Braavos'un tarihi, mimarisi ve coğrafi özellikleri neredeyse bir Venedik arkadaşlar. Dizi de buna selamı oralardan gelen karakterlerdeki İtalyan aksanını vererek bir selam vermiş oldu zaten. Siz de o bölümleri tekrar kısa kısa izlerseniz aradaki benzerliği farkına varırsınız. Listemizin sonunda yer alan benzerlik ise sizlerin de artık nerede kaldı bu benzerlik diye düşündüğümüz Dothrakilerle arkadaşlar Moğollar arasındaki benzerlik. Pek çok yönüyle bizce direkt olarak 13. yüzyıl Moğol Türk toplumundan ilham alıyor arkadaşlar bu Dothrakiler. Batıdaki devletlerin özellikle sürekli doğudaki gelen bir atlı tehditten bahsediyor olmasından tutun da Dothrakilerin göçebe mobil çadırlarda yaşayan ve atlıların çok kıymetli olduğu bir grup insan olmalarına kadar pek çok şey birbirine benziyor. Hele ki Khal Drogo'nun öldükten sonra farklı klanların dağılması Cengiz Han'ın ölümünden sonra olanları da fazlasıyla andırıyor.
Evet, Arkeo Tarih izleyicileri, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve daha farklı türde videolar istiyorsanız aşağıya yorum yazmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese bay bay.